Allah Teala öyle Allah'tır ki gökten suyu ölçülü bir şekilde indiriyor. Mesela affedersin gücümden su dökülür gibi dökülseydi, yukarıdan yağmur gelseydi aşağıda biz yaşayabilir miydik? 1000 metre yüksekten, 2000 metre yüksekten böyle efendim gücümden su dökülür gibi gelseydi vurduğu yeri delerdi değil mi? Vurduğu insanı öldürürdü. Vurduğu yeri delerdi. Mevla buyuruyor ki biz onu bir ölçüyle damla damla iniyor. Yağmur nasıl iniyor? Damla damla iniyor. Kar nasıl iniyor? Minik minik parçalar halinde iniyor. O havadaki karlar, uçuşan o kar tanecikleri kendileri bir ara buluşmuş olsalardı, birleşmiş olsalardı, birleşerek aşağı inecek olsalardı çiğ ne oluyor? Bir köyü olduğu gibi götürüyor değil mi? Gökten inerken bunlar çiğ olarak inmiş olsalardı onların indiği yerde insanlar yaşayamazdı, evler bile, binalar bile yıkılırdı. Ne kadar yüksekten geliyor. Peki nasıl oluyor o kar taneleri tek tek iniyor birbirine çarpmadan? Rüzgar bile bunları birbirine ne yapıyor? Yapıştırmıyor. Yağmur damlaları birbirine değmiyor, hepsi tek tek iniyor. Mevla buyuruyor ki Allah öyle Allah'tır ki gökten yağmuru ölçülü bir şekilde indiriyor. Her sene aynı ölçüde yağmur yağar. Gökten yeryüzüne her sene aynı ölçüde yağmur yağar. Ama kullar rahmeti hak etmediği zaman Cenab-ı Hak o yağmuru tarlalara değil de denizlere yağdırır. Ne yaparmış? Tarlalara değil de denizlere yağdırır. Aynı ölçüde her sene yağmur yağar. Bu yağmuru eğer biz hak etmezsek, bağımız, bahçemiz hak etmezse bu sefer denizlere, dağlara, kayalara yağmış olur, denizlere yağmış olur. Denizin yağmura ihtiyacı var mı? Yok ama ilahi kader onu oraya yağdırır.